mistisizm esasen deruni, ruhani bir hayat demektir ve bu bütün inanç sistemlerinde, dinlerde olan bir şeydir. Yani bir işin görünen tarafı, bir de görünmeyen tarafı. Mistisizm denildiğinde görünmeyen tarafı kastedilir. Bu manada İslam dininin de bir görünen şekli tarafı, bir de doğrudan iç dünyayı ilgilendiren manevi tarafı vardır. Bu noktadan mistisizmle benzerlik arz eder ve tasavvufa İslam mistisizmi de denilebilir. Ancak tam doğru ifade değildir. Çünkü tasavvufun, yani İslam dininin manevi, deruni hayatının diğer dinlerin deruni hayatından ayrılan temel özellikleri vardır. Dolayısıyla tam karşılamayacağı için mistisizm tabirini kullanmayız. Nedir onlar ayrılan noktalar diye baktığımızda, bir defa tasavvuf sistemini oluşturan temel unsurlardır bunlar. Tasavvuf eğitimi bir mürşit, bir rehber olmadan kesinlikle uygulanamaz, yapılamaz. Diğer mistik sistemlerde bir rehber olabilir de olmayabilir de. Bu manada tasavvuf diğerlerinden ayrılır. Tasavvufun olmasa olmazıdır mürşidi kamiller. İkincisi, bu mürşidi kamillerin mutlaka Peygamber aleyhissalatü vesselama dayanan bir silsileleri, manevi bir zincirleri olmak zorunluluğu vardır. Bu olmadan onlar rehber olamazlar. Üçüncüsü, bu rehberin uyguladığı formüller, yani eğitim için kullandığı enstrümanlar doğrudan dinden alınmaktadır. Yani İslam dininin temel kaynaklarından elde edilmektedir. Oraya bağlıdır. Dördüncüsü, bunlar belli kurallar çerçevesinde bir makam tamamlandıktan sonra diğerine geçmek suretiyle uygulanmaktadır. Ve her bir kişiye, mizacına, meşrebine göre oluşmuş usuller vardır. Bu noktalardan temel 5-6 hususta diğer mistik sistemlerden tasavvuf ayrılmaktadır. Eğer mistisizm dersek, bu temel ayrıldığı temel noktaları göz ardı etmiş oluruz. Böyle bir duruma düşmemek için biz tasavvufa tasavvuf diyoruz. Yani İslam'ın deruni hayatına tasavvuf diyoruz. Bu manada tabii mistisizm kullanımı batıda yaygın olarak kaynaklarda görüyoruz. Ancak batılılar da daha sonra mistisizmin tasavvuf tam karşılamadığını görünce sufizm tabirini geliştirdiler İngilizce bir kelime olarak. Fakat en son gelinen nokta, onlar da tasavvuf tabirini kullanıyor. Tarikat ve tasavvuf, şeriatın samimi bir şekilde yerine getirilmesi, yaşanması olayı olduğundan şeriatsız tasavvuf olmaz. Böyle bir şey de düşünülemez. Ama mistisizm diye bir kavram çerçevesinde farklı anlamlar yüklenirse o zaman değişebilir. Ama söz konusu tasavvufsa, din ve şeriat olmadan tasavvuf olmaz.